Öncelikle köftemizi yoğurarak başlayalım. Bunun için kıymamızı açıyorum. Ve yoğurma işlemini gerçekleştireceğim. Kabımın içerisine malzemelerimi koyacağım. Kıymayla beraber bunun içerisine baharatlarımız var. Baharatlarımızı koyacağım. Yumurta. Biraz kimyon. Biraz yeni bahar. Tuz ve karabiber. Şimdi biraz sütle bayat ekmekleri eziyorum. Yumuşatacağım bu şekilde. Bir de köfte harcımın içerisine kuru soğan suyundan koyacağım. Soğanı suyundan da koyuyorum. Şimdi biraz da sarımsak koyalım. Sarımsağımı güzelce ezdikten sonra iyice doğruyorum. Ve şimdi bunu da köfte harcının içerisine ekliyorum. Ve şimdi son olarak ince kıyılmış maydanoz. Maydanozlarımızı da ekleyelim içerisine. Biraz önce ezmiş olduğumuz, ıslatmış olduğumuz ekmek, bayat ekmek parçalarını da sütten çıkartarak köftemin içerisine ekliyorum. Şimdi artık yoğurma sırası geldi. Mutfak robotumun içerisinde yavaş yavaş yoğuruyorum. Bu sırada da şimdi patateslerimi soyacağım. Soyacak yardımıyla bakın bu şekilde patateslerimi kabuklarını alıyorum. Patatesleri güzelce soyduktan sonra şimdi ince bir şekilde doğrayacağım halka olarak. Şimdi bunları da suyun içerisine alıyorum. Evet, patateslerim tamam. Bunları kenara alıyorum. Birazdan domates ve biberimi de doğrayacağım. Köftemiz de güzelce yoğruldu. Fırında pişirme yapacağım kabımın içerisine şimdi patateslerimi diziyorum. Evet, köftem de güzelce yoğrulduktan sonra şimdi bunun içerisinden de cevizden biraz daha büyük parçalar şeklinde kopararak avucumun içerisinde güzelce yuvarlıyorum ve bunları da patateslerin üzerine bu şekilde diziyorum. Köftelerimi koyduktan sonra şimdi sıra geldi domates ve bibere. Şimdi domatesimizi yuvarlak olarak kesiyorum. Köftelerin özellikle ara kısımlarına gelecek şekilde güzelce yerleştiriyorum. Ve bunun üzerlerine de aralarına da biberlerden atıyorum birkaç tane. Ve birkaç tane de tereyağını üzerine bu şekilde koyduktan sonra fırına gidiyorum. 220 dereceye ayarladım. 25 dakika pişirdikten sonra servise sunacağım. Kayseri köftem güzelce pişti. Şimdi artık servis tabağıma alabilirim. Patatesleriyle birlikte alıyorum servise. Ve şimdi çok az miktarda da sızma zeytinyağı üzerine gezdirebilirsiniz. Hem parlak olmasını sağlayacaktır hem de güzel bir lezzet de verecektir.